Peki nasıl sahip olabiliyorlar bu formüle? Bu numaralardan arıyorlar ve benim adımı veriyorlar. Hatta bugün İsmail YK'yı izledik diyorsunuz. %10 indirim alıyorsunuz. Daha ben ne yapayım? İsmail YK hatırına firmadan %10 indirim aldırttım. Zaten bir alana bir bedava kampanyamız da var. Bir de %10 indirim. Kızın göbeği çok. Biz de yiyelim kilo almayalım. Yiyelim, evet, değil mi? Değil mi? Allah. Annen kilolu mu? Annem evet biraz kilolu. Peki. Ya çok kilolu değil de yüzden değil. Yüzü kilolu değil ama hafif. E tabii ya şimdi ama kaç çocuk yaşında? Yapmış 60, yani. 60'tan fazla yani. Adı ne annenin? Zarife. Zarife teyzeciğim ellerinden öpüyorum. İyi ki bu çocuğu doğurmuşsun. Bütün çocuklarını iyi ki doğurmuşsun da. Bu çocuğu iyi ki doğurmuşsun. Peki en çok annenle hanginiz daha çok anlaşıyorsunuz 5 çocuktan? Hepimiz farklı anlaşıyoruz. Ya daha güzel anlaşıyoruz. Yani ama sen küçüksün ablam diye. Ablam çok iyi anlaşıyor. Ben küçük. Yani ben tabii annemle bayağı bir yalnız kaldığım zamanlar oldu. Çünkü ben küçük yaşta bizimkiler mesela okul veya da bir yerlerdeydi. Ben annemle çok yalnız kaldığım günler oldu. O yüzden ben... Ay kıyamam sana. Ya, sen annecisin ama. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Yengeçten ama annesin. Babamı da çok seviyorum yani. Ama annecisin sanki birazcık daha. Bazen anne. Şimdi ben Zarife teyzeye mesela dizileri izliyordur o. Ben biliyorum. Eminim oturuyordur. Ben de bazen evde olduğum zaman dizilere kilitleniyorum. Zarife teyzeye acaba benim bu kullandığım formülden yollasam? Hı hı. Zarife teyze bunu böyle dizileri izlerken, Süleyman'ı izlerken, hem bir şey yerken, hem sürse mesela. Hani diyorsun ya kadın 5 çocuk doğurmuş. Herhalde ki birazcık fazla kilosu olacak. Sürse böyle çıtır çıtır buz gibi zayıflasa. Sonra beni arasa Lerzan teşekkür ediyorum. Ya da ben arasam Zarife teyze iyi geldi mi desem. Evet. Ne güzel olur olmaz tabii mı? Tabii canım yapalım zaten. Ama göndereceğim bak götür tabii, kadına. Tabii. Evet. Sonra arabada unutma sakın. Yok yok öyle bir şey huyum yok. Ha, tamam. O da götürsün annesine kime istiyorsa. Valla ben kullandım bir ayda 3 kilo verdim. Bir ayda da 3 kilo biraz zor. Üstelik rejim yapmadan. O yüzden bu numaralardan arıyorsunuz. İsmail YK'nın adını veriyorsunuz. %10 indirim alıyorsunuz. Ve yosun var içinde. Kokusu muhteşem. İnanılmaz kokusu var. İnanılmaz güzel kokuyor. Biliyorsun yosun. Yüzmeyi sever misin? Ya yüzmeyi severim ama öyle çok iyi bir yüzücü değilim. Peki işten fırsat kalıp hakikaten tatile gidiyor musun? Günübirlik. Gerçekten mi? Sen nereye gidiyorsun günübirlik? Ya mesela geçen sene Alanya'da konserimiz vardı. Gittik günübirlik havuza girdim yani. Denize sever misin? Yo, denize çok severim. Denize Silifke'de girdim. Güzel kalabalık mıydı? Silifke'nin denizi hakikaten çok güzel. Hadi ya kalabalık mıydı? Konser kalabalıktı zaten. Peki denizde? O günü deniz pek kalabalık değildi. Çünkü hangi aylarda gitmiştik ama ya denizin bayağı bir yeni şeyler var. Çok severim deniz. Yani. Hiç eskiden ama kumen git. Git yani git hep yerler dümdüz yani. Kesin gideceğim Silifke'ye. Aslında bak denizin faydaları ne kadar fazla. Yani balık sever misin balık evet, yemeği? Evet balıkları aramıyorum. Ben de çok severim. Mesela denizden bak yosun da zayıflamamıza neden oluyor. Evet. Yani denizin her şekilde bize faydası var. Et sever misin çok? Et de severim. Sen her şeyi seviyorsun. Senin kesin bu formülü kullanman lazım. Var mı? Yani şimdi tamamen şey hani bir gün çok fazla kaçırırsın. Ertesi gün dikkat etmen gerekir. Buna hiç gerek kalmadan... Hani çünkü bizim mutfağımız o kadar zengin ki kendimizi yemekten alıveremiyoruz ve mutlaka bir şeyin tadına bakmak istiyoruz. Bir taraftan yani hani bu şey gibi bu zamana kadar o kadar çok formül çıktı ki ama bir telefon alırsınız onun yeni bir modeli çıkar. Farklı bir teknolojisidir. Zaten biz de çıtırdama teknolojisi. Çıtır çıtır buz gibi. Son teknoloji diyoruz. Canım. Bir de derinin en alt katmanı iniyor ve kalıcı yağlar eritiyor. Hadi benim için canlı Allah belanı versin ok. Olur. Hadi istiyorsan canlı. Çalıp mı okuyacaksın? Ne yap? Bilmiyorum. Hadi çal oku ya. Çalıp da mı okuyayım? Ha ben mikrofonu tutayım sana. Hadi gel. Hadi. Haricim naş evladım. Yok mikrofonsuz da yaparız. Tamam, yani tamam. Böyle, hal veya da ekoya gerek yok. Hadi orada asker gibi dikilmesin. Yok fark etmez. Kalabilir. Korkma kırmam yani. Bunu hep senden duyardım. İki gözüm kör olsun. Nasıl sana inandım? İki gözüm kör olsun. Nasıl sana inandım? Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana
sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin, acımadın, neler çektim. Kader seni de göretsin. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin, acımadın, neler çektim. Kader seni de göretsin. Allah belanı versin. Var ya, İsmail YK ilk kez bir canlı yayında piyano çaldı ve canlı canlı bir şarkı okudu. Bence yıkılsın alkışlar. Peki duyulmamış, ilk defa bir canlı yayında İsmail YK beni kırmadı. Piyano çaldı, adam müzisyen, gerçekten çok başarılı ve canlı canlı okudu. Kıyamet istiyorum, burada alkış kıyamet istiyorum. Başka bir programda bir kere klavye çaldım fakat hiç söylememiştim. İlk defa ikisini bir arada yaptım. İkisini bir arada yaptım. O da Allah belanı versin şarkısına nasip oldu. Ama benim onu çok... Gel otursana. Benim onu çok sevdiğimi biliyorsun sen. Biliyorum, evet. Yani benim hakikaten bu şarkıya özel bir sevgim var. Ve İbrahim Bey'e de ilk hatırlıyorsan... Evet, o programı hiç unutmuyorum zaten. Gerçekten çok eğlenceli bir program geçirmiştik. Allah ona da acil şifalar versin. Evet, inşallah. Gittin mi ziyarete? Gidemedim. Çünkü burada yoktun yani, bazen. Aradık. İmkan olmadı. Zaten yani aramak tabii gitmek bence. Yani. Ben her zaman hazırladım gitmeye ama tabii ki öyle kolay değildi yani. Ama yani aramak da bence bir gitmek. Gidip orada yani elinizden gitmek bir istedim. Şey gelmiyor ya ki. Gitmek istedim ama tabii ki öyle bir en çok şey hangi şarkısını yok. Seversin İbrahim Bey'in? Aa, çok şarkıları güzel birbirine. Mesela en çok? Çok şarkıları var. Yani senin hayal küçüklüğünden beri mesela böyle gerçekten. Yani eskilerden zaten biliyorsunuz hani hepimiz çok seviyoruz. Bu yenilerden onların hepsi güzel. Mesela aramam çok hoşuma gidiyor benim aramam. Sormam bir daha. Olay yani hakikaten çok güzel. Çok güzel aramam, bir şey. Aramam sormam bir daha. Yalvarsan bile Allah'a. Çıkmasa gecem sabaha. Aramam. Peşinden koş kere. Geldim dünyamı yıktın kaç kere. Kırıldım sana bin kere. Aramam. Vallahi çok güzel bir şarkı ya. Çok, gerçekten çok güzel. O yazdı sözlerini. Hı hı. Şimdi sana okutturmayacağım ama İbrahim Bey'in çok güzel şarkısı var sende, hı, değil mi? Sözlerini o yazdı. Evet. Peki bestesini sen yaptın ama... Hı. Yani şimdi, müziği zaten şimdi önceden vardı. Şimdi bir sürpriz yapıyoruz. Beraber gittik, beraber yazdık. Bunu sözlerini hiç okumadın değil mi daha şimdiye kadar? Bir programda okudum mu, okumadım mı? Ben okumadığını biliyorum. Şimdi sevgili İbrahim Tatlıses'in sözlerini yazdığı ve İsmail'in bestelediği. Dur, ben bir programda onu yarı okumuştum. Bak, şimdi okumadın. Yarı okudum. Bak, okumamışsın. Menajerin söyledi. İlk yok, kez. Yarısını okudum. Sonra program bitti. Yazılar geldi. Ve şarkıyı okumak nasip olmadı. Şimdi ama bu programda Türk televizyonlarında böyle... ilk kez İsmail YK'nın İbrahim Tatlıses'in sözlerini yazdığı, bestesini İsmail YK'nın yaptığı şarkıyı ilk kez şimdi dinleyeceğiz. Komple ama değil mi? Öyle komple dinleyeceğiz. Kesinlikle. Çok merak içindeyiz. Işıklar kesiliyor. Işıklar bak kesik zaten. Bu arada senin formülü için bu numaralardan arayıp İsmail YK'nın adını vererek indirim alabiliyorlar. Evet. İbrahim, ama, evet pardon çok özür dilerim. Estağfurullah. Yok siz. Alabiliyorlar ve yaza girdiğimiz bugünlerde kocalarının yanında çıtır çıtır dolaşıyorlar. Selülsüz selülsüz. Ve ben şimdi İbrahim Tatlıses'in bu bugün... Bir tane alabileceğiz değil mi? Onu sormak istemiştim. Tamam. Hem bir tane alabileceksin hem Zarife teyze ben şimdi yollayacağım. Hediye tamam, de edeceğim. Tamam. Şimdi İbrahim Tatlıses'in sözlerini yazdığı o muhteşem şarkı şu anda Türk televizyonlarında ilk kez yüksek topuklarda. Hadi şunu dinleyelim bakalım. Şunu da söyleyeyim mi? Tabii söyleyebilirim. Ki. Az önce bu şarkıdan bahsetmiştik Allah belanı versin şarkısını. Çünkü biliyorsun mesela gereksen İbrahim abi ve birkaç sanatçı arkadaşımız. Evet, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz. Ama hakikaten İbrahim Tatlıses... O da bu şarkıyı çok sevdi ve sevdiğini söyledi. Bunu o kadar dile getirdi ki bunu yapmasına bile yani mecbur değil yani böyle bir şey yapmasına ama hakikaten şarkıyı sevdiği için ve beni de sevdiği için bu şarkıyı eleştirenler varken yani bazı sunucular olsun ya da ne bileyim işte dalga geçmeye çalıştılar ama hakikaten İbrahim Tatlıses ve Okan Bayülgen de bu şarkının üzerinde hakikaten güzel bir şarkı olduğunu ispat ettiler. O yüzden ben İbrahim abinin ellerinden öpüyorum.
Onun bu güzelliklerini hiçbir zaman unutmam. Biliyorum. Sen çok vefalı bir arkadaşsın. Ben bu şarkının adı neden içinde isim de yazmıyor İbrahim Tatlıses? Çünkü biliyorsunuz böyle şeyler için imza gerekiyor. Ve öyle bir imkan olmadığı için çünkü biliyorsunuz rahatsız et. Tabii. Bir şey soracağım. Şimdi ama bu zaten bu halini dinlemedi mi? Kendisi, şu bu halini şimdi biz burada neden okuyacağız bu şarkıyı? Bu şarkı. Burada dinleyecek. İlk kez İbrahim Tatlıses. Ama tabii sözleri kendisi olduğu için bu şarkıyı da bana hani o haliyle de bana hediye etti. Dedi ki bunu sen okuyabilirsin. Şu anda dedi. Yüksek topuklarda Sayın İbrahim Tatlıses izliyorsa ilk defa şarkısını da burada dinleyecek. Alkışlar İsmail YK'nın İbrahim Tatlıses sözlü şarkısı için. Hadi bakalım. Hadi bakalım.